Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Avidemux ve Handbrake programlarıyla videolarınızı kesme işlemi yaptığınızda tekrardan render almaya gerek kalmadan bu işlemi nasıl yaparız onu göstereceğim. Bu arada ses kaydını kablosuz yaka mikrofonuyla alıyorum. K11. Kim malı diyebiliriz. Mikrofonun ses kalitesi hakkındaki yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Avidemux programı arayüzü bu şekilde. MP4 uzantılı videomuzu buraya sürükleyip bırakıyoruz. Buradan A noktasını ve V noktasını belirledikten sonra kırpma işlemimiz bitmiş durumda. Videonun uzantısı MP4. Video uzantılarına dikkat ediyoruz. Burada burayı MP4 olarak düzelttim. Başka hiçbir yere dokunmuyorum. Masaüstüne kaydet dediğimde kırpma işlemimiz bitti. Kırpılmış videomuz bu şekilde. Bir tane de MKV uzantılı video kırpalım. MKV uzantılı videonu da A noktasını, B noktasını seçiyorum. Daha sonra burası MKV ve masa üstüne kaydet dediğimizde MKV uzantılı videomuz kırpılmış oldu. Herhangi bir render işlemine tabi tutulmadan hızlı bir şekilde kırpma işlemlerinizi böylelikle yapabilirsiniz. Peki MP4 uzantılı videomuzu farklı bir uzantıya dönüştürmek istersek ne yapacağız? Hem kırptık hem de dönüştürme yapacağız. MP4'ü MKV'ye dönüştürelim. MOVI uzantısına da dönüştürebilirsiniz. MKV'de bıraktım. Önce sesi seçtim. AAC olarak. Bitrate ayarını oynamadım. 128'de kendi standardı. Videonun kodeini buradan değiştiriyoruz. Yani seçiyoruz. H265 var. H264 var. VP9 var. H264 en uyumlu kodektir bilgisayarlarla. H265 sonradan çıktı. Sıkıştırma teknolojisi farklı. 4K ve üzeri videolarda genellikle kullanılıyor. Yüksek çözünürlüklü videolarda. H264'te bıraktım. Şuralarda medium, slow, fast gibi özellikler var. Hızlı kısmına yaklaştıkça bitrate kalitesinden feragat ederek işlemimizi hızlandırmış oluruz. Yavaş kısmına geldikçe bitrate'imiz kaliteli olur. Tabii videonun yüksek kaliteli olması önemli. Video düşük kaliteli olduğunda burayı yükseltseniz de bir şey değişmeyecektir. Ben burayı oynamadım. Şurada CRF, CQP gibi ayarlar var. Sağ tarafa doğru 51'e doğru gittikçe düşük kalite, sola doğru geldikçe yüksek kalite. 18'den itibaren zaten artık kayıpsız modlara gelmeye başlar. 18'den sonra şu tarafa ne kadar da gelseniz çok fark etmez. Bitrate'ler çok yüksek olacaktır. Hard diskinizde çok fazla yer kaplayacaktır. İhtiyaç duymadığınız durumda bunu bu kadar yükseltmenize gerek yok. Aynı şekilde CQP bitrate de aynı şekilde. Genelde ortalama 20 gibi durumlar uyumludur. Ben buradan bitrate'i sabit bitrate'e çekiyorum ve videomuzun bitrate'ine şuradan bakalım. Media Player Classic olduğu için bilgisayarımda sağ tıklayınca burada bitrate ayarlarını görebiliyorum. 300 kilobitmiş. Çok düşük. Ben bunu 1000 yaptım. Ya da aynı şekilde 300 de yapabilirsiniz. 300 kilobit. Daha sonra herhangi bir ayarı değiştirmedim. Şimdi MP4 dosyamızı MKV dosyasına dönüştürmeye hazır. Masa üstüne kaydet dediğimizde render işlemimiz başlıyor. Bu render işlemi işlemciye çok fazla yük bindiriyor. Ekran kartına daha az yük bindiriyor. Büyük video düzenleme programlarıyla yaptığınızda ekran kartına daha fazla yük bindirerek ekran kartının donanım hızlandırmasını kullanarak daha hızlı çıktılar alabilirsiniz. Avidemux ve Handbrake işlemci gücünü kullanarak render alan ağırlıklı olarak bir program. Bir tane de MKV dosyası renderlayalım. MKV dosyasını
Bir yerlerini seçtim, şöyle kırptım. Daha sonra MKV, ben bunu tekrardan MP4'e dönüştürüyorum. Ses dosyamızın formatını seçtik. Video dosyamızın da formatını H265 yapalım bu sefer. Burayı yine oynamadım. Sabit bitrate. Bunun bitrate'i kaçmış bakalım. Bu da 5 megabit. 5,2 megabit falan civarlarında. 5200 kilobit. Seçtim. Daha sonra masa üstüne kaydet diyorum. Render işlemimiz başlıyor. Gördüğünüz gibi işlemciye %100 bindiriyor. Ekran kartına o kadar bindirmiyor. Kısa bir aralığını renderladığım için işlem hızlı sürdü. İşlemcinizin ısınmasına sebep olabilir bu tarz işlemler. Avidemux bu şekilde. Handbrake uygulamasına geldiğimizde MP4 dosyasını sürükleyip bıraktığımızda burada hazır ayarlar var. Buradaki hazır ayarları seçebilirsiniz. Mesela H265 olarak seçtim. Formatını MKV olarak seçtim. Şuradan da detaylı ayarları inceleyebilirsiniz. Şurası bitrate kısmı. Buraya yazdım. Bitrate bunun 300'dü zaten de. 300 yapalım. Şurada encoder profil kısımları var. Otomatik yapalım. Ses kodeyimiz de bu şekilde. Bitrate'ini 160 yapmış. 128'de bırakalım. Bu kısım bu şekilde. Daha sonra bunu masa üstüne kaydet diyoruz. Başka bir dosyanın üstüne yazdırıyorum. Önemli değil. Başlattık. Render işlemimiz başladı. Bu da aynı şekilde işlemciye %100 yük bindiriyor. Birden fazla video encode yapmak istediğinizde kuyruğa ekle kısmı var. Videonun ayarlarını yaptıktan sonra kuyruğa eklersiniz. Daha sonra başka bir videoyu sürükleyip bırakıp onu da ayarlarını yaptıktan sonra kuyruğa eklersiniz. Buradan kuyruğu başlattığınızda bütün videoları arka arkaya kodlamaya başlayacaktır. Uygulamaların kullanımı bu şekilde. Bugünkü inceleme videomuz bu kadar. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere.